Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. Ali Saydam. Gittikleri gibi gelirler. Birkaç gündür sosyal medyada bir heyecan. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Spotify ve Fox Play'i lisans başvurusu yapmazlarsa yayınlarına erişim engeli gelebileceğine ilişkin uyarmış. Yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçe ve taahhütname ile yayın lisansı başvurusunda bulunabileceğini ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin ödemeleri gerektiğini belirten Rütük, başvuru sonrasında yayıncıların 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceklerini vurgulamış. Lisans başvurusu için de 72 saat süre vermiş. Bu 72 saatlik süreyi duyan kullanıcıları aldı bir telaş geri sayanlar, homurdananlar, dünyanın sonu gelmiş gibi davrananlar. Bu naiflik karşısında sevinsek mi, üzülsek mi bilemedik doğrusu. Türkiye gibi bir pazarı bırakıp gitmek kolay mı çocuklar? Değil vermek geldi içimizden. Bizler tüketiciler olarak işin içine duygularınızı katıyor olabiliriz. Bu uygulamaları seviyor ya da sevmiyor olabiliriz. Ancak şirketler hayata böyle bakmaz. Bakmamalıdır da zaten. İş iş için yapılır. Firmalar için doğal, Firmalar için doğal öncelik kârdır. O nedenle de kazanç getiren pazarları kolay kolay bırakmazlar. Elbette kurumsal vatandaşlık kavramını oluşturan çevreye zarar vermeme, toplumsal fayda sağlama gibi bazı insani değerlerle de hareket ederler. Yine de bunlar yolunda giden bir çalışma hayatınız varsa devreye alınan konulardır öncelik kardadır. Kurumsal vatandaşlık kapsamındaki değerlerin yanı sıra faaliyet gösterilen ülkenin yasalarına saygılı davranmak da son derece kıymetlidir. İnternetten yayın yapan platformların Rütük'ten yayın lisansı alması şart koşan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında yönetmelik aslında yeni değil bir yıl önce yürürlüğe girmişti. Böylece dijital platformlar RTÜK denetimi kapsamına alınmıştı. Nitekim Netflix, Amazon Prime Video, Mubi gibi uluslararası bilinirliğe sahip yayıncılar bahse geçen lisans başvurusu için ivedilikle aksiyon aldılar. Sözünü ettiğimiz platformlarsa başvuru konusunda geciktikleri için kendilerine uyarıda bulunulmuş. Konu aslında bundan Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına uyulması gerekliliğinin hatırlatılmasından ibaret. Küçücük bir bakkal dükkanı iş etmek olsun iş yapan herkes bunu kolaylıkla anlayabilir. Sorunun çözümleneceğini de tahmin edebilir. Neticede İsveç merkezli Spotify'da belirtilen süre içinde lisans için başvuru yapmış ve Türkiye'de temsilcilik açacağını taahhüt etmiş. Hukuki zorunlulukları yerine getirmeyip belki Türkiye'de vergi ödemekten yırtabiliriz diye şansını deneyen firmalar da yok değil tabi. Hatırlanacağı gibi Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 2017 yılında Türkiye'de vergi ödemediği ve haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle Hollanda merkezli booking.com hakkında dava açmış ve siteye erişim engeli getirilmişti. Şimdi onlar da kültür ve turizm, hazine ve maliye ile ticaret bakanlıkları ile görüşmeler yapıyorlarmış. Firmanın Türkiye'de ofis açması ve rekabet dengesini korumak için vergi ödemeyi kabul etmesinin ardından erişim engeli de kaldırılacaktır. 1 Ekim'de internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında yasadaki düzenlenmenin yürürlüğe girmesinden sonra Facebook, Instagram ve Twitter'ın Türkiye'de temsilciler açmama kararı aldığı basına yansımıştı. Vergiden muaf olmak ya da olası cezalardan yırtmak için yapılan hukuki düzenlemeleri sansür olarak nitelendirip taraftar toplamaya çalışan firmaların bu küçük oyunlardan vazgeçmesi uzun sürmüyor. O nedenle gençler hiç endişelenmesin. Gördüğünüz gibi gittikleri gibi geliyorlar. Bunlardan giden olursa da mutlaka geri döneceklerdir. Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.